Evet arkadaşlar, Instagram'ı takip edenler biliyordur. Bu kapışma ligi videosunda ses problemi oldu. Yani videoyu kaydederken kendi sesimi kaydetmişim, oyunun sesini kaydetmişim ama Onur abi ve Gürkan abinin sesini kaydetmemişim. Üçlü kapışma liginin yeni bölümü bugün gelecekti fakat videoyu montajlarken şunu fark ettim. Çekim sırasında Gürkan abi ve Onur abinin sesini kaydetmemişim. Yani onların sesleri yok. Nasıl yapalım, ne yapalım, önerilerinizi bekliyorum. Güzel bir maç olmuştu. Ligin kritik bir haftasıydı. Beraber izleyeceğiz. Ben size anlatacağım neler yaşandığını. Yani ben de sonradan izliyormuş gibi sizle beraber şey yapacağım. Anladınız siz. Instagram ve Discord arasını açıklama kısmına bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Bu hafta çok kritik. Şampiyonluğa tutunma haftasıydı bizim için. Hep beraber ne olduğunu izleyelim. Kusura bakmayın tekrardan böyle bir sorun yaşadığımız için. İleride böyle sorunlar hiç olmayacak. Bir anlık dikkatsizlik. Hiç fark etmemişim videoyu çekerken. Fark etmem gerekiyordu. Montajında fark ettim ve yapacak bir şey yok. Şimdi ilk başta ben intikam kıyafetlerimi giymek için geç gelmiştim videoya. Onur abi ve Gürkan abi de aralarında konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlar bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ne konuştular bilmiyorum. Ben çünkü o an orada yoktum. Videodan görecektim ben de. Burada bir şeyler konuşuyorlar. Dudak okumayı bilen varsa burada yazabilir yorumlara. Öyle yani. Bakalım. Bakalım ne konu. Bir artık ileri saralım yeter. Instagram çıkıyor bu arada ekranlarda. İleri saralım. Aha geldim. Bak bak tipi arkadaşlar, görüyor musun? Arkadaşlar. Ne senden görmüş ya? Ne alaka ya? Ne oluyor ya? Şöyle ben koyayım. Ben daha önce bunu yaptım. Görüntülerim var şu an ekrana veriyorum. Neden yapmıştım? İntikam timi için yapmıştım. Onur abi o haftalarda da benimle çok dalga geçmişti. Yine fark yemiştim. Bir şeyler olmuştu. Artık bunu giymenin zamanı geldi yine. Evet, bunu daha önce biliyorsunuz. Önceki videolardan birinde takım elbise giyip ikisini birden yenmiştim o hafta. Göreceğiz Onur bu abi, hafta ne olacağını. Bu şekilde. Onur abinin yüzüne bak. Bir şey olmadı abi. Ha sen bana... Ha arkadaşlar. Sen öyle anladın. Sen öyle ayıp anladın. Ayıp falan diyor. Seni çok fena yeneceğim Onur abi. Sen kendinden kaç. Yaş küçük kardeşine burada Uğur abi de varken neler dedin? Mikrofonu al dedin. Bir taraflarına bir şey yap dedin. Unutmadık. Neler neler söyledin? Bunların hepsine bugün cevap verilecek. Muhteşem. Bugün onu kadroları görüyorsunuz. Bu şekilde ben yeni taktiğimle çıktım. Top açılımı videosunu izleyenleriniz bilir. Beckenbauer gelmişti bize arkadaşlar. Onu oynattık. İşte Hasan Hüttl. Bu adamın ismini söylemeyi çok seviyorum. Hasan Hüttl. Ben böyle çıktım. Onur abi de işte böyle çıktı. Görüyorsunuz kadroları. Onur abiye birazcık da sinir etme politikası uygulayacağım. Onu da söyleyeyim. Yani onun bana yaptığını bugün ben... Ulan böyle dedim yapamadım. Bak benim bir tane kışkırtma videom vardı. Üçlü kapışma liginde kışkırtma yaptığım video vardı. Orada mesela manyak sinirlendirmiştim. Bu videoda hiç öyle sinirlendiremedim. Ben de maça odaklandım. Maç boyunca yapacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ardenzers taraftarlarının isteğini yerine getiriyorum. Bugün kışkırtıcı Arden mod on. Onur abinin de kadrosuna bakın. Bu ne ya? Hadi geç. Yüzümüzü çıkardık ve hadi geç maça ya. Başladık. Tabii ki L1 üçgenimizi tutacak biliyoruz. Tutsun, sıkıntı yok. Biz yine de ikonik hareketimiz olan L1 üçgeni yapacağız abi. Bu hani bizim şeyimiz yani, ikonik hareketimiz. Şimdi N'Golo Kante, aman korktu orada Onur abi. Onur abi. Burada sinirlendirmeye çalışıyorum işte. Onur abi. Ağlama Onur abi. Şşt. Onur abi geliyor. Onur abi geldi. Evet. Savunuyoruz. Aha bak izle. Varan izle şimdi ya. Bak Varan topu nasıl aldı, bak bak bak. Bak 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 bak. L1 üçgen değil bu arada, dikkat edin. Ve yeter be. Yeter be Onur abi. Onur abi, Onur abi, Lukaku, Lukaku, Lukaku. Yeter be. Tipe bak, tipi görüyor musun? Onur abi ağlıyor, diyor ki bu ne ya diyor, bir pas aldı diyor, attı falan diyor orada. Lukaku dedi ki, o dedi Onur abi mi dedi? Vururum dedi vallahi vurdu. Sol ayak inanılmaz. Burada Onur abinin yüzüne bakın. Nasıl morali bozuldu? Ha bak bunu da söyleyeyim. O gün başım bir ağrıyordu benim. Bir ağrıyordu. Bazen bana oluyor böyle geç uyandığımda falan. Ama nasıl yani? Çok kötü. Bak zaten başımı tutuyorum. Orada bir şeyler diyor. Don't alıyor. Cry like a little baby. Don't cry. Don't cry like this. Pozisyonlarımı, hayır gollerinizi... Abi 7 olduktan sonra da artık geçtim yani geçen hafta. Şey mevzusu diyor ki niye diyor geçiyorsun diyor pozisyonları. Abi ben kendi golümü de böyle, gol değil de mesela kendi atamadım diyelim, hemen starta basıp geçiyorum. Çünkü hemen oynamak istiyorum, ona sinirleniyor Onur abi.
Roberto burada iyi gelmişti galiba. Evet, burada iyi geldi. Burada olmadı ama. Ben gol zannettim ya. Bak sonra böyle yapıyorum bak. Bu ne ya? İki orta açayım, çay olsun. Bu ne ya? Evet, kısa özetlerle devam ediyoruz. Lukaku'ya 1-1 üçgen. Bunu nasıl atamadım? Yapma be. Bunu nasıl atamadım? Şuna bak. Şuna bak. Şurada topu aldın. Geldi top. Aldın. Anında bak, ben orada bastım ama o bak vurana kadar kaleci geldi zaten. Vur onu. İlk bastığım anda yapıştırsa gol. Çevirmeyi de düşündüm bir an. Görüntüler ikinci yarıdan. Onur abi geldi ve attı. Nasıl bağırıyor? Bak nasıl bağırıyor. Seslendireyim mi Onur abi? Şu an sadece Onur abi seslendiriyorum. Gol! Tam yapamadım. Gol be. Eyvallah. Bak elini falan şöyle falan yapıyor ha, girsin falan, neyse. Bana bak, yüzüme bak. Gürkan abi, ha onu söyleyelim. Maçın başında Gürkan abi maç 2-1 bitecek demişti. Skor tahmini yapmıştı. Şu an durum 1-1. Bakalım 2-1 ne olacak. Yani maç 2-1 bitecek, onu söyleyeyim ama sizce 2-1 kim kazanır? Yorumlara yazın. Maç 2-1 bitiyor. Şu an durdurup yazın. Bu arada bir L1 üçgen denemesi. Bak orada sessizce L1 üçgenimi yapıyorum. Ama diyor ki yemezler artık diyor. Yemezler. Muhammed Salah ile Onur abi içeri doğru girdi. Lan Muhammed son anda yürüyün gidin lan. Oh. Onur abinin yüzünü görüyor musun? Ansu Fati geldi. Cristiano Ronaldo döner mi? Hadi be. Bu arada bak onu söylemeyi unuttuk. Uzatmaya girdik. Bu pozisyonda burada uzatmalardayız. 1-1 bitti normal maç, uzatmalardayız. Devam. David Beckham uzatmanın ilk, o yüzden hani ben bu kaleye atıyorum. Bence maçın oynanması önemli. Aha. Bak paslaşmalara bak baba ya. Baba görüyor musun? Hocam ne güzel gelmiştik. Van Dijk çok güzel. Bak burada bir bastırıyorum uzatmalarını ilk başında. Görüyorsunuz. Manyak bastırıyorum. Ama sonuç gelmiyor. Hala bastırıyorum. Hala sonuç gelmiyor. Hala yeter ya, at artık Arden. Atamıyorsun. Olmadı. Olmadı ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi Onur abi geliyor kontrataktan. Pavel Nedved uzun oynadı. L1 üçgen yaptı Onur abi. Bak. L1 üçgenler falan. Allah Allah. Ha. Bak bundan sonra ben de söyleyeceğim abi L1 üçgen yapıyorsun diye. Bak yine L1 üçgen. Onur abi hep L1 üçgen yapıyor ya. Hep L1 üçgen yapıyor Onur abi. Allah Allah. Şu işe bak ya. Şuna bak ya. Uf. Tepki görüyor musun bak? Bak şimdi bak. Onur abi vuruyor, benim tepkiye bak. Uf. Allah Allah. Aha. Roberto Carlos Varan uzun oynadı. Dakika 107. İkinci yarısındayız uzatmanın. Penaltılara mı kalacak acaba? Kim atacak golü? Varan. Ronaldo. Ronaldo döndü. Ronaldo. Ronaldo gitti. Ronaldo şut. Oblak. Kalesinde çok emin Oblak. Haydi bakalım. Biliyorum böyle sizin için birazcık heyecansız oluyor. Yani normalde bunu normal izleseniz çok daha heyecanlı olacağını biliyorum. Bir daha böyle bir hata olmayacak. Ben de çok üzüldüm zaten. Instagram'da da üzüntümü paylaşmıştım size, takip etmeyenler bilmiyordur ama öyle. Aha. Messi uzun oynadı. Ronaldo'nun önüne geçer. Van Dijk. Gördüm. Hadi lan. Hadi Arden at. Hadi Arden. Bu maçı kazansaydım aynı puanda olacaktık Onur abiyle. Yani kazanırsam. Kaybedersem de, bak daha bitmedi. Kaybedersem de Onur abi benden 3 puan önde olacak. Pardon, 6 puan önde olacak. 3 puan fark var çünkü maç oynanırken. Puan tablosunu falan zaten koymuştum ben. Ronaldinho. Evet, son dakikalar artık. Virgil van Dijk geliyor. Lionel Messi. Yüzüm düştü, evet, gördünüz ve istiyordum. Belki de bu golle şampiyonluk gitti. Yani bilmiyorum, bundan sonra yine var birkaç maç daha var. Hala puansal olarak şampiyon olabiliriz ancak belki de bu golle şampiyonluğun sonunu yani alamadık. Zaten şu yüz ifadesi
Her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu sezon eğer ki şampiyon alamazsak, bunun için söylüyorum, bu sezon çok mücadele ettik. Hak eden taraf bence bizdik. Ama bu gol belki de bütün umutlarımızı yitirdi. Sonraki maçlar da tabii bizim için önemli. Görüyorsunuz Lionel Messi golü attı. Onur abi seviniyor. Ben üzgünüm. Gürkan abi de gülüyor. Ya. Herkes bir Ardenzer's tek. Öyle miydi o laf? Neyse. Vay be Messi be. Bir de en sevdiğim oyuncu olacaksın. Bakın suskunum, konuşmuyorum. Araya bir pas, bomboş. Ben burada şunu söyleyeyim, ben artık sonlarda biraz, yani ikinci uzatma yarısında açıklık verdim maçta, çok gördünüz zaten. Bunun da sebebi taktiğime Hasenhüttl'dı ya, Klopp'a çevirdim tekrar. Eski taktiğime, o 8 yediğim taktiğe çevirdim ki daha fazla gol atabileyim diye. Çünkü Hasenhüttl çok defansif bir taktikti. Benim bu maçı her halükarda kazanmam lazımdı. O yüzden sonlarda öyle bir şey yaptım. Ha belki diyebilirsiniz penaltıya gidip şey yapabilirdin, ama penaltıyı riske etmek istemedim. Direkt golü bulmak istedim. Onu isterken de kalemde golü gördüm. Yapacak bir şey yok. Futbol böyle bir şey. Burada bakın Lionel Messi. Bir de sağ ayağıyla köşeyi gördü. Oblak'ı mağlup etti arkadaşlar. Son dakikada. Böylelikle artık yani. Sizce bir gol gelir mi? Ne diyorsunuz? Böylelikle Virgil van Dijk, Varane, Vieira. 118 oldu artık dakika. Hakimi inanılmaz müdahale. Ama her şey zaten yüz bademden belli. Şuna bak nasıl moralim bozulmuş. Son bir L1 üçgen denemesi, o da geçmedi ve arkadaşlar dakika 120 oldu artık. Aha, böyle olmamalıydı bu maç. Son bir atak bak içeri doğru, o da olmayınca. Evet. Böylelikle maçın sonuna geldik. Çok acı. Çok acı. Onur abi seviniyor. Ben üzülüyorum. Ve birazdan üzüntünün vermiş olduğu hislerle bir şeyler söyleyeceğim. Onur abi şampiyon oldu. Onur abiyi kutlamıyorum ama. Şampiyon oldu ama kutlamıyorum. Şikeli. Şikeli bir şampiyonluk. Şikeli. Tamam mı? Bize karşı bütün yıl boyunca hakaretler, bilmem neler. Ben konuşmadım ama bundan sonra konuşacağım. Kutla. Nasıl hırs bürümüş yüzünü görüyor musun? Nasıl sinirli, ama 120 deyince de sinirleniyorsun abi. Bak bir de ben bu videoyu yanlış yaptığım için bir daha aynı anları yaşıyorum burada yani. İki kat. Kutlamıyorum. Gürkan abiyi de kutluyorum. Onur abiyi kutlamıyorum şampiyonluğunu. Geçiyorum evet. Şimdi benden oyuncu silecek. Onur abinin yüzüne bak. Hiç centilmenlik dışı olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle Ardenzer taraftarı da arkamda. Taraftarlarım da arkamda. Herkes benim gibi düşünüyor. Yok hayır, Büke emekli. Bu maç için, bu maç özelinde kutluyorum. Ama tüm sezon şampiyonluğu için asla kutlamıyorum. Hakaretleri unutmadık, devam ediyoruz. Vay be. Şimdi oyuncu silme ekranındayız. Ben burada Beckenbauer'ı korudum. Zaten şeyi de onun üstüne koymuşum. Bilerek ben koruduğum oyuncunun üstüne koyuyorum bu mouse şey. Anladınız işte göstergeyi. Onur abi bir oyuncu silecek benden. Heyecanlıyız tabii. Gürkan abi ve ben kadroyu bildiğimiz için yerlerine yüzümüzü bilerek göstermiyoruz. Heyecanlı anlar oyuncu siliminde. Onur abi kimi silecek? Geliyor Onur abi, bakıyor, konuşuyor. Dudak okumayı bilenler varsa yorumlarda yazsınlar abi, sizce ne diyor burada tam olarak. Bilmiyorum hani nasıl yaparsınız falan ama yorumlarda yazabilirsiniz yani. Onur abi geliyor. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Buraları geçiyorum. Gülüyor. Bir şeyler diyor. Ya diyor sol bek, ya sol kanat, ya da sağ orta sağ diyor, tamam mı? Ya Beckenbauer'in tarafı, ya Beckham, ya da sağ. Beckenbauer'i seçseydi hiç silinmeyecekti. Çünkü orayı korumuştum. Burayı seçseydi Beckham gidecekti. Çok kötü olacaktı. Evet, geldi Onur abi. Oh, işte bu. Tepkimden anlamışsınızdır. Sağ orta sağ dedi. Neden seviniyorum Lukaku'nun gitmesine? Çünkü aynısından bir tane daha var. Milli takım kartı var Lukaku'nun, daha yükseği. Bu Lukaku'yu ona basarım diye düşünüp burada seviniyorum. İşte bu be! Lukaku gitti. Ha. Çünkü yedeği var. Yedeği var. Evet. Daha iyisi var hatta. İşte bu. Evet. Böyle Lukaku'yu sileceğim şimdi. Varandı. Evet, Lukaku gidiyorsun ama daha iyi geleceksin. Lukaku siliniyor abi. Görüşürüz Lukaku. Milli takım kartın gelecek zaten. Arkadaşlar. Ve böylelikle yenildik. Bu yıl evet evet 3 puanı güzel aldı. Güzel aldı 3 puanı.
Ya arkadaşlar. Burada Onur abi diyor ki Arda saygısızlık yaptı diyor Lollipop taraftarına. Centilmenlik yapmadı falan diyor. Video kaydı bittiği anda Onur abi gülmeye başlayacak. Bunu size söyleyeyim. Bu arada harbiden böyle oldu. Video kaydı bittiği anda Onur abi güldü. Dedi ki işte dedi bak diyor nasıl seni yendim falan filan dedi. Evet. Videonun sonuna geldik. Böyle bir hafta oldu. Kusura bakmayın gerçekten. Yani böyle olmasını ben de istemiyordum. Böyle olma hani yanlış kaydetmeyi ben de istemiyordum ama böyle oldu. Bundan sonraki videolarda böyle bir hata olmayacak. Bir defalık kusura bakmayın diyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.